Atom ve iyonların Lewis yapısı soru çözümleriyle karşınızdayız arkadaşlar. Hemen ilk sorumuzdan başlayalım bakalım neler var bu sefer. Değerlik elektron sayısı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Değerlik elektron sayısı demek bir elektronun son enerjisi, bir atomun son enerji seviyesindeki elektronların sayısı demek arkadaşlar. Bakalım atomların katman elektron dizilimindeki son katmanda bulunan elektron sayısıdır. Kesinlikle doğru. Örneğin 8 ile oksijen, 2'ye 6. Son katmandaki elektron sayısı 6. O zaman bu arkadaşın değerlik elektron sayısı, değerlik elektron sayısı 6 diyoruz. Bir doğru. Elementlerin kimyasal tepkimelerinde etkilidir. Evet arkadaşlar, kimyasal tepkimelerde elektron alışverişi veya ortaklaşması durumlarında son katmandaki elektronlar iş görür. Bu yüzden 2 de doğru. 3. Lewis elektron nokta sembolünde yalnızca bu elektronlar yer alır. Doğrudur arkadaşlar. Lewis formülüne göre son katmandaki elektron sayısı neyse formülün üzerine, özür dilerim, sembolün etrafında o kadar nokta konur. Örneğin yine oksijen için yaparsak sembol yazılır. Sembolün etrafında değerli elektron sayısı 6 mı? 6 tane nokta konur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman 1, 2, 3 ile Edirne cevabımız olacak. Aşağıda belirtilen atomlardan hangisinin Lewis elektron nokta gösterimi hatalıdır? Hemen bakalım. 1 hidrojen. Epi topu bir tane mi var? O zaman bu şekilde değerli elektron sayısı 1 ise 1 nokta konur. 1 doğru. 2. Helyum son enerji seviyesinde 2 elektron var. Değerli elektron sayısı 2. Yalnız bu arkadaş bir soygaz mı? Soygazsa eğer helyumun noktaları şu şekilde yapılmaz. Eğer bu şekilde yaparsanız bu arkadaşın bağ yapabileceğini gösterirsiniz. Üst üste 2 tane koyduğumuzda ise bu arkadaşın soygaz olduğunu, bağ yapmayacağını göstermiş olursunuz. 2 de doğru. 3. Ceyhan'da 4 berilyum verilmiş. 2'ye 2. Değerli elektron sayısı 2 mi? O zaman birer elektron koyarak bu arkadaşın bağ yapabileceğini, 2A grubu olduğunu gösterirsiniz. 6 karbon 2'ye 4. Son enerji seviyesinde 4 elektron var. Her birini teker teker yerleştirirsek 1, 2, 3, 4. Bu da doğru. Ve son azot 7. Bu arkadaş 2'ye 5 sıralamasına sahip. 5 değerli elektron sayısı, o zaman azotun etrafında 5 tane nokta koyacağız. 1, 2, 3, 4. Artık bir tanesini çiftleyebilirim. 5. Bu arkadaşın 3 bağ yapacağı ortaya çıkar. Yalnız burada bir tane tek varken diğerlerin hepsi çiftlenmiş. Yanlış bir gösterim. Doğru gösterim bu şekilde olacak. Cevap Edirne'dir. Bakalım 3. sorumuzda ne sürprizimiz var? İkinci periyot 6A grubu elementi olan X'in 2- yüklü iyonun Lewis elektron nokta yapısı aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Bir kere ikinci periyot 6A grubu dediğine göre bu arkadaş şöyle mi sıralanıyor? 2, 6'ya 8, hatta oksijenden bahsetmiş. Eksi 2 yüklü diyorsa hemen oksijenin ya da buradakine göre yapalım X. 6 tane değerli elektron sayısı olduğuna göre 6 nokta koyacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eksi 2 yüklü diyorsa 2 elektron alacak mı? 7, 8. 2 elektron aldığını belirtebilmek için eksi 2 yazılır. O zaman bu gösterim hangisinde veriliyor? Yanlış. Yanlış. Lewis yapısını göster diyor çünkü. Yanlış. Burada bir tane eksik kalmış. Halbuki 2 aldığında 8'e tamamlanır. Yanlış. 2, 4, 6, 8 ve köşeli parantezin dışında eksi 2 yazıyor. Doğru. Cevap Ceyhun olur arkadaşlar. Lewis nokta yapısı çok eğlencelidir. Zevk almaya başladıysanız konu çözümlerinden artık her şey oturdu demektir. Aşağıda Lewis nokta sembolleri verilen taneciklerin ait olduğu atomlardan hangisinin metal, hangisinin ametal, hangisinin soygazı olduğunu gösteriniz diyor. Bir bakalım. X artı 2 şeklinde gösterdiğine göre artı 2 elektron verdiğini mi gösterir? Kimler elektron vermeyi sever? Metaller. O zaman doğru. Y arkadaşımız 2, 4, 6, 8 toplamda 8 elektron bulunduruyor mu? O zaman bu arkadaş soygaz. Neden derseniz zaten hiçbir şey alıp vermemiş, vermeden bu halde soygaz düzenlik yapısında kendisi soygaz. Peki bu arkadaş eksi 1 yüklü. 1 elektron aldıktan sonra mı 8'e tamamlanmış? O zaman son enerji seviyesinde 7 elektron vardır. Son enerji seviyesinde 7 elektron varsa bu arkadaş bir ametaldir arkadaşlar. T eksi 1. 1 elektron aldıktan sonra mı duplete varmış? O zaman bu arkadaş normalde soygaz değil. Demek ki normalde ametal ki 1 elektron aldıktan sonra soygazı duplete varmış. Denizli yanlış.
ve Edirne'de ise 2 tane elektron aldıktan sonra 8'e tamamlandığını gösteriyor. Köşeli parantezin dışında eksi 2 var. 2 elektron aldıktan sonra 8 oldu demektir bu. Bu da onun 6A grubunda olduğunu, yani bir ametal olduğunu gösterir. Denizli olacaktı yanlış olan. Ve son 3 katmanlı elektron dizilimine sahip olan Xn iyonunun Lewis elektron nokta gösterimi. 3 katman dediğine göre şu şekilde mi? Üçüncü katmana elektron koyabildiyse ilk iki katman tam doludur. O zaman gösterimimiz bu. Lewis nokta gösterimi de buymuş. Hemen bakalım. Köşeli parantezin içerisinde 8 nokta varsa bu arkadaş elektron aldıktan sonra 8'e tamamlandı anlamına gelir. Yani bu arkadaş anyonmuş. N'nin eksi bir şey olması lazım. X elementi A grubu elementine, A grubu elementi olduğuna göre diyor. N-2 ise olabilir. Eksi 2 ise bu arkadaş 2 elektron mu almış? 2 elektron aldıktan sonra 8'e tamamlandıysa demek ki 6 elektronu varmış hali hazırda. 6 elektronu varsa Lewis nokta yapısında, o zaman Sönel seviyesinde 6 vardır. Yani 2, 8 daha 10. 6 daha 16 proton sayısıdır. Nötraldeki elektron sayısı proton sayısına eşit olur çünkü. Bir doğru oluyor. 2. X elementi 4. periyot 2A grubu elementi olabilir diyor. Hayır, 4. periyot 2A grubu elementi olsaydı soygaza dönüşmek için 2 elektron verir miydi? Doğal olarak artı 2 mi olurdu? Bu arkadaş elektron almış demek ki. Çünkü köşeli parantezin dışında N var ve içinde 8 var. Bu elektron aldıktan sonra 8 oldu anlamına gelir. Eğer öbür türlü olsaydı şu tarz olması lazım. Köşeli parantez yok. X5A grubu elementi olabilir. X5A grubu elementi ise son enerji seviyesinde 5 vardır. Bunu soygaz düzenine ulaştırmak için şöyle gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5. Soygaz düzenine ulaştırmak için 3 tane elektron alması lazım. 1, 2, 3, eksi 3 olur. Hiçbir sıkıntı yok, olabilir. Bu halde N-3 olurdu. Olabilir diyoruz. Hangileri doğrudur? 1 ve 3 doğrudur. Cevap Denizli.